Ayrıca dört bacağının dördünde de Çanakkale Deniz 18 Mart Deniz Zaferi'nden başlayarak 25 Nisan'dan ta 10 Ağustos'a kadar Anafartılar Savaşı'na kadar geçen bütün savaşları tek tek anlatacak biçimde figürler yapılmıştır. Ve en üstünde de cam seramikten yapılmış bir ay yıldızımız bulunmaktadır. İki haftadan beri ne yazık ki yanına doğru giremiyoruz. Çünkü o cam seramikler dökülmeye başladı. İnsanlar için tehdit unsuru teşkil ettiğinden tel örgüyle çevrildi. Ne yazık ki biraz iyicene dibine altına kadar giremiyoruz. Şu an bilmiyorum ne konumda. Geçen hafta öyleydi en son. Bize teslim edilen bir askerimizin kesik başı var burada. Meçhul asker olarak biliniyor. Onu hepiniz basından takip etmişsinizdir. Bir Anzak askerinin 1915 yılında yapılan savaşlar esnasında ne yazık ki bir askerimizin başını keserek götürmüş kendi ülkesine. Yıllarca bunu herkesten, ailesinden bile saklamış. Daha sonra ölüm döşeğinde bunu haber vermiş ailesine. Ailesi de Avustralya hükümetine teslim etmiş. Daha sonra 2003 yılında bizim ülkemize teslim edilerek buraya defnedilmiştir. Ve sadece bir baştan ibaret olduğu için meçhul asker adını almıştır. Şimdi bakın ineceğiz burada yolda. Yalnız indiğimiz yerden otobüse binmeyeceğiz. Otobüsümüz başka bir yerden kalkacak. O yüzden şimdi hep beraber inelim. İndiğimiz yerde bir kanıtını yapacağımız yer yok. Meçhul askerin olduğu bölüm şurası. Gezdiğimiz gördüğümüz efendim bir yer. Ayrıca bizden. Açılmış herhalde. Tamam, ben çekeceğim. Bakın buluşma noktamız burası olsun. Alın şunu. Ama hiç kimse başka bir gün dedik ki namazlığın önünde burada. Yarım saat süre verelim. 9.10, 9.40'da. Evet. Elzem ya, tam da önüme geçelim. İşte o kafayı buraya koymuşlar. Ne kafası? Şu yazıyı da çek. Yakından çek yazıyı. Görünüyor mu? Görünüyor. Okunuyor mu? Okunuyor. Tamam mı? Tamam, gel. Bakın şuraya gidelim. Nereye? Arkana bak, yavaş yavaş dön. Gel. Tamam, kapat. Hayır canım, çeksin işte. Gezdir, sen... Biz de önüne doğru gidelim, sen bize yakınlaştın. Tam arkasında iki şeyin ortasında, o boynuzun ortasında Tuz Gölü var. Şimdi inince zaten göreceğiz onu. Gayet düzgün bir şekilde görebileceğiz. İşte bu görmüş olduğunuz yer biraz önceki Anzak. Bakın şurada bir çıkıntı var. İşte göremedik. Denizin arkasından, o da en yakından. Bir beş koldan düşman kuvvetleri çıkartma yaptılar. İşte en önemli noktalardan birisi de burada aşağıda şimdi göremiyoruz demiştim. Yol çökme halinde diye. Arıburnu yarlarının bitimi burası. Şu karşıda görmüş olduğunuz tepe, bakın Düz Tepe adı. Bu da buradan başlar. Bakın orada, oraya kadar çıkıyor. Conk Bayırı çizgisi altına kadar. Orası Conk Bayırı. Bakın böyle dümdüz bir tepe şeklinde geliyor. Ve işte 25 Nisan'da neydi? Kıyıda çok az asker bulunuyordu.
Geri kalanlar ihtiyat bölüğü halinde, yani yedek bölükler arkadaydı. İşte 25 Nisan'da baskın tarzında yapıldı ve bu ara burnu da ikisi birden gözüküyor. Hem o taraf gözüküyor, hem de Çanakkale gözüküyor. Maraşal Fevzi Çakmak'ın kardeşiymiş. Kardeşin mezarı. Tanıtıyor mu Zekil'i? Bilmiyorum. Hala Hanım tanıtıyor. Gezdiğiniz gördüğünüz yerlerini. Aşağı iner. Yani. Şuradan şeye bakalım, gözetleme yerinden bakalım, dürbünle baktığı yere. Hadi gelin. Ya bu tarafa. Bilim bitti. Allah müthiş manzara. Manzarası harika. Şu aşağıda var bir yer, orası. Şura mı? Çevirik. İngiliz'in mezarı var. Şu. Aşağıda hemen şu sarılıkların, şu sarılıkların yanında. Çiçeklerin. İşte orası İngilizlerin mezarı. Patlamadı. Çekemiyorum. Şimdi buranın ta işte ileride kireç burnunda. Şimdi Atatürk'ün o zaman yaptığı günümüze ulaşan bir tane. Şu anda Çanakkale'de tahta Truva'dayız. Onun görünümü. Etrafı gayet güzel yeşillendirilmiş. Pek çok turistler ve öğrenciler burada geziye gelmişler.